işlemleri iki şekilde yapılır. Yani veri tabanında genelde böyledir. Birincisi arayüzle yapmak, herhangi bir geliştirme ortamı. İkincisi SQL koduyla yapmak. Biz arayüzle yapsak bile aslında arka tarafta yapılan işlem bunların SQL'e çevrilmesi. Mesela ben burada herhangi bir görsel işlem yaptığımda editör bunu SQL koduna ya da PL SQL koduna dönüştürür, veri tabanı motoruna gönderir. Çünkü veri tabanı motoru Java'dan anlamaz. Yani onun alanı programlama dilleri değildir. O sadece SQL'den anlar. Bu nedenle biz iki şekilde de yapacağız bunu şimdi. Mesela bir tanesinin benzerini yapalım. En basit haliyle şu region'ın yapısını inceleyelim. Bakıyorum. Region ID, Region Name, veri tipleri Number ve Varchar 25 byte'lık. Boş geçilemez ID, Name ise geçilebilir vesaire. Bu şekilde basit bir yapısı var. Kapattım. Bunun aynısını yapacağız. Tables'a sağ tıkladım. New Table. Böyle bir ekran geldi. İlk olarak şema soruyor. Hangi şema içerisinde bu tabloyu oluşturmak istiyorsun? Biz Human Resources'ta oluşturacağız. Regions'ın kısaltılmışı Rex yapıyorum. Burada hata olma olasılığı yüksek olan bir işlem var. O da mesela Regions olarak yapmak. Bunu yaptığınızda bizim dil ayarlarından dolayı bu arayüz vesaire biraz bu açıdan esnek değil. Java işte. Bunu yaptığınızda götürüyor bunu büyük harfler Regions'a çeviriyor. O da patlıyor. Bu nedenle Türkçe karakter kullanmayın. Atıldıktan sonra şöyle bir şey yazdım ben. Rex. Aynı şey sütun isimleri için de geçerli. Nesne isimleri için geçerli komple. Türkçe karakter kullanmayın. Region ID. Bu sütunun adı. Tipi number olsun diyorum. Tarih, number, varchar. Bunlar en sık kullanacağınız tipler. Burası otomatik artan bir unique değer olacağı için number yapmak gerekiyor. Size number olduğu için şu an gerek yok. Null geçilemez. Burası. Primary key mi? Bunları sonra detaylı anlatacağım. DDL tarafında DDL Data Definition Language demek. Veri tabanında nesne oluşturma, değiştirme, bunları silme gibi işlemler DDL olarak geçer. Create, Alter, Drop komutları. Create nesne oluşturur. Alter değiştirir. Drop kaldırır, siler. Biz nesne oluşturuyoruz. Nesnemiz table, tablo nesnesi. Yapısı bu. Birazdan biz bunu elle yapacağız. Daha güzel yaptığımızı göreceksiniz. Buradan daha temiz bir şey yapacağız. Bu şekilde oluştu. Tamam diyeceğim. Bana tablomu oluşturdu. Burada region name'i yazmamıştık mesela. Ve yine o hata yapmışız burada. Şunu iyi kullanmışız. Geldim buraya. Bakın, iyi kullanmışım burada. O nedenle böyle bir şey çıktı. Edit dedim.
Bunu değiştireceğim diyorum. Büyük I yaptım. Burası da düzenleme alanı. Yeni bir şey ekleneceği zaman falan buradan yapabilirsiniz. Tamam dedim. Şu anda alter işlemi yaptı. Nesneyi değiştirdi ve düzeldi. Tipi number null geçirebilir mi? Hayır. Vesaire. Buna bir tane daha sütun eklemem gerekiyor. Başlangıçta yapabilirdim. Sadece şu an yapmayı göstermek için. Add column butonu var burada. Bunu seçtim. Region yeni ayrı. Şöyle region name. Arasına bir şöyle bir şey koyayım. Büyük olacağı için. Burada size var. Bu region bilgisi kaç karakter olabilir? 30. Tipi varchar. Burada tüm tipler listeli. Integer, float, desimal bayağı var. Biz şu an varchar kullanacağız. Buraya açıklama yazabiliyorsunuz. Bu sütunu tasarlayan dedim. Bunu da ekledim buraya. 20 byte. Şöyle bir düzenleyeyim bakalım. İstediğim ayarlar yapılmış mı? Ben şurayı değiştireyim. 40 yapar. Sonrasını biliyorsunuz. 40 byte oldu bu. Veri yok henüz. Ama tablom hazır. Ben buna biri ekleyeceğim. Seçtik. Diğer yöntemlerle de ekleyelim. Sütunun adı Region ID. Region name. Inserted. Onu da select ettim. Afrika. Buraya kadar designer kullanarak, editörü kullanarak yaptık. Detay ayarları var. Bunları biraz daha siz pratik yaptıktan sonra anlatacağım. Şimdi de bakın tablom var. Bu tabloyu sileceğim. Aynısını kod ile oluşturacağım. Bir tabloyu silmek için drop table regs tablo adı. Table Rex Dropped. Silindi. Şurada müthiş bir şey var.
da neyi refresh etti ona bakıyorum şu an. Şimdi Rex gitti artık. Bunun aynısını, yapısını şuradan görüyorum zaten. Buradan oluşturabilirim. ID ve Regine Name var. Create Table, nesneler created oluşturulurdu. Tabloda bir nesne. Create Table adı Rex olsun. Regine ID. Veri tipini vermem gerekiyor. Number, virgül, ikinci sütun. Bu da region name idi. Varchar 2. Bunu da daha önce 40 yapmıştık. Şimdi 30 karakterlik bir yer olsun. En temel haliyle bir tablo oluşturma bu şekilde. Çalıştırıyorum. Table Rex Created. Select yapayım bakayım yapısı neymiş. Rex tablom yine geldi. Bakın az önce hafızadan okuyordu. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Burayı refresh ettim. Rex geldi. Onu şurada açtı. Burada açıklama yazıyordu. Comments. Halbuki bir sildik onu. Sonra burayı da refreshleyince yeni oluşturduğum tablonun bilgilerini getirdim. Yani oturalım bir editör yazalım. Madem başladık. Bak bir, bak iki, bak üç. Bu en temel hali. Tabloyu da görüyorum. Yukarıda hazır kodlarım vardı. Insert yapıyorum. Inserted, seç, kayıt geldi. İkinciyi de ekle. Patladı, gitti. Neden? Şurası sanıyorum alt çizgi vardı. Yes. İşte bu. Secret boyutu temizle. Yeni bir tablo oluşturacağım. Mesela işe giriş tarihlerini tutan create table işe giriş şöyle iğrenç bir şey yapayım. İşe giriş tarihi olsun. İşe giriş tarih ID. Number 8.
GT tarihi. Date. Buraya dikkat edin. Burada farklı bir şey kullanacağım. Date bunun veri tipi. Ama diyorum ki işe giriş tarihi veri ekleme esnasında eklenmezse varsayılan bir işlem yap burada. Nedir bu? Default nesnem var burada. Bu gene SQL Server'da da var. Default nesnem. Diyorum ki bunun default değeri SYS date'ten gelen değer olsun. SYS date bana ne getiriyordu? Bugünün tarihini. O zaman otomatikman bunu alabiliyor olacak zaten. Tablo oluşturuldu. Insert into values IPC. Diğerine değer vermeyeceğim. Patladı burada. Patlama sebebi ne? Hayır. Neydi? Eğer. Evet. En azından null vermem gerekiyor buna. Ya da şurada sütunları vermem lazım. Ondan sonra gelen bunu vermem lazım. Yine olmadı. Sen şu Intel lisansten gelene tıklıyorsun. Bakın, insert'teki aradaki fark bu. Yukarıda hata verdiği için null kullanalım dediniz. Doğru. Normal insert'te evet. Ama ben default kullanılsın diyorum orada. Yoksa null yazar burada. Burada dedim ki ben sana sadece bunu vereceğim. İkinciyi benden isteme. Zaten boş geçilebilir bir alanda o. Not null değildi. Bu nedenle buna bir verdiğimde diğerini istemedi. Oraya default değeri verdi. Default'u da buradan aldım. Employees tablosu olsun. Şu employees'i sıfırdan oluşturalım yani. Adı da employee 1 olsun. Create table employees 1.
Date'te ne yapabiliriz? Ben şimdi aynen işe girişte adamın kaydını yaptığıma göre o anın sistem tarihini alabilirim default'tan. TP date default'u job ID'si görevi maaşı number commission PST manager ID here date'de SYS date yazıyorum.